Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhaba, ben Doktor Nuray Can. Özel Esencan Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size aşil tendon yaralanmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Aşil tendonu, baldır kaslarının topuk kemiğine bağlayan insan vücudundaki en sağlam ve en kalın tendondur. Bu tendon, gaza basma hareketi olarak tanımlayabileceğimiz ayak ve parmakların aşağıya doğru olan hareketini sağlar. Yaklaşık 1 tonluk çekme kuvvetine dayanıklı olmasına rağmen en sık yırtığı görülen tendonlardan bir tanesidir. Aşil tendon yaralanmaları sıklıkla amatör sporla uğraşan orta yaş erkeklerde görülür. Tenis, futbol ve basketbol gibi yarışmalı sporların yapılması sırasında ortaya çıkar ve zıplama, aşırı esneme, ani dönme ve koşma gibi hareketlerle oluşur daha çok. Kortikosteroid kullananlarda, yani kortizon kullananlarda, kondisyonu zayıf olanlarda veya daha önceden tendon problemi geçirmiş olanlarda aşil tendon yaralanmalarının görülme sıklığı biraz daha artmaktadır. Peki belirtileri nelerdir? İlk ve en yaygın belirtisi alt bacağın arka kısmında ortaya çıkan ani ve yoğun bir ağrıdır. Bu ağrıyla beraber yere basmak güçleştiğinden dolayı yürüme şekli değişir, merdiven çıkmak, koşmak veya parmakların üzerinde durmak imkansız hale gelir. Hastalar klasik olarak bize halı sahada futbol oynarken arkadan biri tekme attı veya koşuyordum ayağıma arkadan bir taş çarptı şeklinde bir darbe hissinden bahsederler. Aslında çoğunlukla bir darbe olmadan yaralanma meydana gelir. Tanısını nasıl koyuyoruz? Hastalarımızın şikayetlerini dinledikten sonra öncelikli olarak aşil tendon kopmalarının tanısı için geliştirilmiş özel bir test olan Thompson testini de içeren ayrıntılı bir fizik muayene yapıyoruz. Sonrasında tendon yırtığını teyit etmek, yırtığın derecesini, tam veya kısmi bir yırtık olduğunu anlamak için ultrason veya MR incelemesine başvurabiliyoruz. Nasıl tedavi ediyoruz? Aşil tendon yırtıklarında alçı tedavisi gibi ameliyat dışı tedaviler olsa da bu hastalarda bu tedavilerle birlikte çok uzun süre ayak bileği eklemini sabit tutmak gerekmesi ve buna bağlı olarak eklem problemleri gelişmesi, yine işe dönüşün geç olması ve aşil tendonun uzayarak iyileşmesi nedeniyle plantar fleksiyon kas gücünde azalma olması nedeniyle sıklıkla cerrahi tedaviler uygulanır. Cerrahi tedavide amacımız tendonun kopan parçalarını bir araya getirerek iyileşmesini sağlamak. Bunun için güçlendirilmiş dikiş materyalleri kullanıyoruz ve perkutan, mini açık veya açık teknikle ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Biz sıklıkla mini açık teknikle yaklaşık 3-4 cm'lik bir cilt kesisi yaparak ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Kesinin küçük olması tendonun daha az zarar verirken, daha iyi iyileşmesini sağlarken tendon beslenmesini de daha iyi korumamızı sağlıyor bize. Ameliyattan sonra ortalama 1,5-2 aylık bir iyileşme süresi gerekiyor. Bu sürede hastalarımıza tercihe göre bazen alçı tedavisi, bazen de Ron Walker olarak adlandırdığımız yürüme botu kullandırabiliyoruz. Spora dönüş için de yaklaşık 6 ay kadar bekliyoruz. Eğer sizin de aşil tendonunuzla ilgili bir sıkıntınız varsa Özel Esencan Hastanesi'nden bana ulaşabilirsiniz. Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi.